Avrupa İlaç Ajansı 5 Temmuz'da bir uyarı yayınladı. Önemli. Çin menşeli valsartan, doğru söyledim umarım, valsartan etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının toplatılması kararı alınmıştı. Sağlık Bakanlığı da bu uyarı üzerine Türkiye'deki ilaçları inceledi. Sağlık Bakanlığı başlatılan inceleme sonucunda Türkiye'de ruhsatlı farklı ambalaj formlarına sahip valsartan içeren 33 ürün için Çin'den etken madde tedarik edildiğini belirledi. Bunların kanserojen içerebileceği gerekçesiyle 33 ürünün satışının ilaç takip sisteminde engellenmesine karar verildi. Artık söz konusu ilaçlar Türkiye'de satılamayacak. Sağlık Bakanlığı piyasada valsartan etken maddeli risk taşımayan eş değer ürünler bulunduğu, vatandaşların ilaca erişiminde sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Gerçekten öyle mi? Teyit de edelim bunu, soralım. Çünkü 33 ürünün satışının ilaç takip sisteminde engellenmesine karar verildi. Ama nedir bu valsartan? Gerçekten biz de merak ettik. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Yağız Üres'ine soralım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğru söylüyorum diyorum, şaşırdım çünkü valsartan nedir bunun etken, bu etken maddenin özellikleri nedir? Gerçekten tansiyon hastaları oldukça yaygın, işte 3 kişiden biri tansiyon hastası, kalp hastaları keza, ne dersiniz, bir etken maddesinden başlayalım mı önce? Tabii, şimdi valsartan anjiyotensin reseptör blokeri dediğimiz ilaç grubundan, ilaçlardan bir tanesi. Fakat dediklerinizi ben aynı şekilde yorumlamayacağım. Yani valsartanın kendisinde bir problem yok. Evet. Valsartan alanların, valsartanın tabii ki piyasa isimleri var. Birden fazla hastalarımız, izleyicilerimiz, evet, kendilerindekinin ismini biliyordur. Birden fazla bu etkin maddeyi taşıyan ilaç var piyasada. Onlar 30 tane. Şimdi evet, buradaki problem de şu. Önce şeyi söyleyelim. Birincisi, baştan söyleyeyim, valsartan içeren ilaçlar arasında şu anda kullanılabilir olanları var. Bakanlık hepsinin birden satışını durdurmadı. Hı. Zaten yayınladığı bildirgede de bildiride dediği şey, merak etmeyin, valsartan içeren ilaçların bir kısmı hala sizin hizmetinize sunulmuş durumdadır diyor. Evet. Yani valsartan alanlar o hala serbest olan ilaçları kullanmaya devam edecekler. Hı-hı. Onda bir sorun yok. İkincisi, aynı grupta başka isimli, başka etkin maddeye sahip olan yine anjiyotensin reseptör blokeri ilaçlar var. Onları da kullanabilecekler. Buradaki mesele şu. Valsartanın kendi etkin maddesinde bir problem yok. Bütün hepsi de Çin'de üretilmiyor. Yani ülkemizdeki o 30 küsür tanenin hepsi Çin'de üretilen, hepsi aynı şüpheye sahip olan ilaçlar değil. Hmm. Avrupa İlaç Ajansı'nın dediği şey şu, iki firma tarafından Çin'de üretilen ilaçların belli serilerinde bir saflıksızlık problemi var. O da şu, ilaçları farklı üretim teknolojileri olabiliyor. Yerden yere değişiyor, preparattan preparata değişiyor. Orada üretilenlerde bu saflık, garip bir laf, saflıksızla ilgili bir tolere edilebilir bir değerlendirme var. Onun ötesine geçen bir yan ürün yer almış. O yan üründe kanserojen olabileceği için Avrupa Medikal Ajansı ve dolayısıyla bizim bakanlıkta onu içermesi, yani o Çin'deki o seriye ait olan ham maddeyi içermesi olası olanları kontrol altına almış. Şimdi onu içer. Evet hocam. Buyurun. Lütfen tamamlayın. Buyurun, rica ediyorum. Yani o serideki, o Çin'de üretilen, o seridekileri içermeyenlerde şu an için bir problem yok. Hı-hı. İçerenlerde de kesinlikle problem var diyemeyiz. İncelemeyi bunun için var. İncelemeden sonra diyebilirler ki ya bunda da böyle bir sakınca görmedik. Bunun içinde işte Türkiye'de üretilen falan olabilir. Onlar da yani üretim yerine bağlı olarak o yan ürün yer alıyor. Yine problem yok diyebilirler. Evet. Şimdi haber
haberin detayında da içeriğinde de verdik. Çünkü Sağlık Bakanlığı bir inceleme başlatmış. İnceleme sonucunda da Türkiye'de ruhsatlı farklı ambalaj formlarına sahip valsartan içeren 33 ürün için Çin'den etken madde tedarik edildiğini belirtiyor. Şimdi hani tansiyon hastaları, kalp hastaları derken dediğim gibi gerçekten hani Türkiye'de çok yoğun. Doğal olarak tansiyon ilacı, işte kalp ilacı içenler, o ilaçlara bakanlar birçok insan. Şimdi bu benim içtiğim ilacın içinde bu ham madde var mı yok mu? Sokaktaki, evdeki insanlar ve izleyicilerimizin çoğu doğal olarak merak edecektir ve mesela ne yapmalılar? Yani bir eczanelere mi gitmeliler? Hemen doktoruna mı gitmeliler? Aile hekimlerine mi danışmalılar? Prospektüsü okuyabilen var, okuyamayan var bir anlamda. Böyle bir uyarı niteliğinde de ve rahatlatma niteliğinde de bir şey almak isterim sizden. Ama ben onu söylemek evet. istedim tekrar. Biraz, yani. Buyurun altını çizerseniz. Evet, Türkiye'deki bazılarından içeren 33 preparatın 33'ünde ham maddesi Çin'den evet. gelmiyor. Evet. Bu evet. öyle değil. Şöyle anlamak lazım. Şimdi niye 33 tane aynı ham maddeli ilaçtan var? Çünkü bir tane orijinal molekül vardır. Geliştiren firma ortaya çıkarır Hı-hı. bunu. Ondan sonra onun patent süresi dolduktan sonra bunun eşdeğerleri piyasaya çıkar. Çıkıyor. Evet. Bu da desteklenen bir şeydir. Bunda yanlış bir şey yok. Dünyada da destekleniyor, ülkemizde de destekleniyor. Böylece rekabet artıyor, ilaç fiyatları düşüyor. O eşdeğer ilaçlar da Sağlık Bakanlığı'ndan çeşitli incelemelere tabi tutulup ruhsat verilir. Evet. Yani onlar ötekinden değersizdir diye de bir şey yok. Ancak eşdeğer olanların bir kısmının içindeki ham maddenin Çin'deki üretiminde bir problem var. O yüzden onlarda bir de yan ürün var. Sadece onlarla ilgili dağıtım engeli var şu anda. Yani ben 3 tane eczaneyle konuştum az evet, önce. Evet. Hala eczanelere belli valsartanlar geliyor. Yani valsartan içeren belli preparatlar hala Sağlık Bakanlığı tarafından serbest durumda. Eczanede o ilaçlar temin ediliyor. Ötekilerle ilgili inceleme var. Şimdi hasta olarak bu gerçekten bizim de yazdığımız bir ilaç. Bizim kendi hastalarımızla ilgili problem. İki noktaya dikkat çekmek isterim. Evet. Bence hasta eczaneye gidip valsartan içeren ilacını alırken eczacıya bu bakanlığın serbest bıraktığı, dağıtımını engellemediği valsartanlar mıdır diye sormalıdır. Sormalı tabii, tabii. Ama ikinci bir şey daha var. Bence bu daha önemli. Buyurun hocam. Zaten eczanenin bakanlığın uygun görmediği ilacı satması mümkün değil. Yani eczanede o valsartanı eczacı teslim evet. ediyorsun. Onu zaten bakanlığın uygun gördüğü valsartan evet. olması lazım. Evet. Ama diğer bir konu, tabii biz hastalarımıza rapor yazıyoruz. Uzun bir sürelik ilaç tedariği sağlıyoruz ya. Evlerinde valsartan içeren ilaçları varsa, yani tansiyon ilaçlarını hastalar baksınlar. Evet. Onun içinde valsartan var mı? O zaman onu eczaneye götürüp ya da hekimlerine götürüp bu evet. benim evde elimde olan valsartan, bu bakanlığın şu anda dağıtılmasını engellediği, kontrol altına aldığı valsartan mıdır diye o evdekileri de sorsunlar. Evet, evet. Demek istediğim oydu. Çünkü izleyicilerimiz de o anlamda merak ederler ve doğal olarak şeye kapılmasınlar istedim böyle bir kaygıya. En doğrusu aile hekimlerine sormaları ve en yakınlarındaki mahalle eczaneleri ya da semt eczanelerinde eczacılara danışmaları olacak. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ali Yağız Üres'in bizi bilgilendirdiniz efendim.